Bu videoda tonsilit ya da halk arasında bilinen ismiyle bademcik iltihabından söz edeceğiz. Farenjitin ne olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Boğaz iltihabı. Tonsilit ve farenjit genelde birbirine eşlik eden iki iltihap ya da enfeksiyon türüdür. Tonsilit, tonsillerin yani bademciklerin şişmesiyle kendini belli eder. Buradaki resme baktığımızda bademciklerin şu iki kemer arasında yer aldığını görüyoruz. Aslında bunlar birer palatin tonsil, çünkü üst damağa daha yakın. Palatin, latince kökenli palatum yani üst damak sözcüğünden türetilmiş bir terim. Farenks dediğimiz yer ise boğazımızın ağız ve burun boşluğunun gerisinde kalan kısmı, yani yutak oluyor. Farenjit sözcüğü de bu bölgenin iltihaplanması demek. Tonsilit ve farenjitin birbirine eşlik ettiği duruma tonsilo-farenjit diyoruz. Tonsilofarenjit tanısında en önemli noktalardan biri rahatsızlığa yol açan şeyin virüs mü yoksa bakteri mi olduğunu saptamaktır. Yetişkinlerde rastlanan enfeksiyonların neredeyse %90'ı viral yani virüs kaynaklıdır. Çocuklarda ise bu oran %70 dolayındadır. Kalan %30'luk dilimin başrol oyuncusu ise bakteriler, özellikle de strep boğaz enfeksiyonlarına yol açan streptokok piyojenler. Diğer adıyla Grup A ya da A grubu streptokoklardır. Buraya kısaltmasıyla GAS şeklinde yazıyorum. Viral hastalıklarda genel olarak hasta istirahat ettirilir ve gözlenen semptomları ortadan kaldırmaya yönelik bir tedavi izlenir. Fakat bakteriyel bir enfeksiyon söz konusuysa tedavi sürecine antibiyotikler de dahil edilebiliyor ve bu durumda tedavi yalnızca semptomatik bir tedavi olmaktan çıkıyor. Çünkü antibiyotikler sayesinde bir enfeksiyonu bütünüyle ortadan kaldırabiliyoruz. Onun için de hastalığın viral mi yoksa bakteriyel mi olduğunu tespit etmek önemli. Bu aynı zamanda halk sağlığı açısından da önemli. Çünkü streptokok enfeksiyonları tedavi uygulanmadığı takdirde 2 ila 3 hafta süresince bulaşıcı oluyor. Fakat antibiyotik kullanıldığında enfeksiyon en çok 24 ile 48 saate kadar bulaşıcılık özelliğini sürdürebiliyor. Böyle bir tedavi uygulayarak hastalığın başkalarına bulaşmasını önlemiş oluyoruz. Strep boğaz enfeksiyonu tedavilerinin bir diğer hedefi de oluşabilecek bir takım komplikasyonların önüne geçmek. Mesela bazı hastalarda bu enfeksiyona bağlı olarak ürtiker diğer adıyla kurdeşen ortaya çıkabiliyor kimi zamansa çok yüksek ateş veya dilin şişmesi söz konusu oluyor. Aslında tüm bunlar kızıl hastalığı denen komplikasyonun tipik belirtileri. Bu strep boğaz enfeksiyonuna kısa vadede eşlik eden bir komplikasyon. Fakat bazı komplikasyonlar 2 ila 3 hafta sonra da ortaya çıkabiliyor. Bunlar arasında en ciddi sonuçlara yol açan ve korkulanı romatizmal ateş. Romatizmayı duymuşsunuzdur. Bu daha çok eklemlerde ortaya çıkan bir takım rahatsızlıklarla ilişkilendirilen bir sözcük ya da terim. Romatizmal ateşte hastalar eklem yerlerinde şiddetli bir ağrı duyar. Yani bu zavallı çöpten adam eklem ağrısından bayağı mustarip olsa gerek. Romatizmal ateş bazen kalp hastalıkları gibi daha da ciddi komplikasyonları beraberinde getiriyor hastalarda kimi zaman kalpte üfürüm ya da kalp kapakçıklarında iltihaplanma gibi anormal bulgular saptanabiliyor. Ve tabi yüksek ateş de romatizmal ateşin en bariz semptomlarından biri. Gelelim bir diğer komplikasyona. Glomerulonefrit. Evet, telaffuzu biraz zor bir sözcük. Ama parçalarına ayırıp bakarsak anlaması daha kolay olacak sanırım. Nefros Yunanca'da böbrek anlamına gelen bir sözcük. Nefron ve nefrit sözcükleri de buradan türetilmiş. İç soneki ise iltihaplanma anlamında kullanılıyor. Yani nefrit, böbrek iltihaplanması. Fakat glomerulonefrit dediğimizde özellikle böbreklerdeki glomerül adlı kılcal damar yumuşakçıklarının iltihaplanmasını kastediyoruz. Bu yumuşakçıklar kanı tıpkı bir filtre gibi süzüyor ve zararlı maddeleri idrara dönüştürüyorlar. Glomerüllerin iltihaplanması bir takım sorunları da beraberinde getiriyor. Bunlar arasında en sık rastlananı kanlı idrar. Bunun nedeni iltihabın böbrekteki bu filtre biriminde hasara yol açması. Yani gerektiği gibi filtre edilemeyen bir miktar kan doğrudan idrara karışıyor. İltihaplanmanın başka bir etkisi ise filtre edilemeyen sıvıların vücutta tutulması. Bu da kan basıncının yani tansiyonun yükselmesine yol açıyor. Tıpkı romatizmal ateş gibi glomerulonefrit de A grubu strep enfeksiyonlarını takip eden 2 ya da 3 hafta içinde ortaya çıkıyor. Komplikasyonlar arasındaki bu zaman farkının nedeni enfeksiyona yol açan bakterilerden salınan zehirli maddeler. Kızıl hastalığı doğrudan bu streptokoklardan yayılan toksine bağlı olarak ortaya çıkıyor. Oysa romatizmal ateş ve glomerulonefrit bağışıklık sisteminden kaynaklanan komplikasyonlar. Şöyle ki, bağışıklık sistemimiz enfeksiyonu ortadan kaldırmak için adeta seferberlik ilan ediyor ve bol miktarda antikor üretmeye başlıyor. Ama bu antikorlardan bazıları vücudumuzun bile istemediği türden şeyler, yani birer yabancı madde gibi. Tabii bu durum bir reaksiyona ya da görünür haliyle bir komplikasyona yol açıyor. Yabancı madde olarak algılanan bu antikorlar vücuttan tamamen temizlendiğinde ise romatizmal ateş veya glomerulonefrit de ortadan kalkıyor. Evet, strep boğaz enfeksiyonlarının yol açtığı komplikasyonlar bunlar. Şimdi de bu enfeksiyon türüne nasıl tanı konuyor ona bakalım. Daha önce de söylediğim gibi hastalığın viral mi yoksa bakteriyel mi olduğunu saptamak çok önemli. Peki hastalığa A grubu streptokoklara yol açtığını nasıl anlayabiliyoruz? Doğrusu bu konuda tanı koymayı kolaylaştıran gayet bariz birkaç klinik belirti var. Örneğin bakteriyel strep boğaz enfeksiyonlarında genelde yüksek ateş görülüyor. Fakat viral hastalıklarda böyle bir duruma pek rastlanmıyor. Hastanın öksürük şikayetinin olmaması da önemli işaretlerden biri. Buna karşılık hastanın boğazında belirgin bir kızarıklık göze çarpıyor. Boğazındaki kaşıntı ve şiddetli ağrıdan yakınan hasta buna bağlı olarak yutkunma zorluğu da yaşayabiliyor. Bir diğer belirti ise eksüda adı verilen iltihap türü. Genelde bademciklerin üzerinde kimi zamanda boğazın arka tarafında görülen bu irili ufaklı iltihap öbekleri temel olarak lökositlerle hücresel ve bakteriyel kalıntılardan oluşur. Ve son klinik belirtimiz lenfadenopati yani boyundaki lenf düğümlerinin anormal biçimde büyüyüp şişmesi. Özetle, öksürüğün olmaması, şiddetli boğaz ağrısı, kimi zaman bademciklerde ya da boğazın gerisinde görülen eksüdalar ya da boyundaki lenf düğümlerinin şişmesi. Evet, tüm bunlar strep boğaz enfeksiyonunu işaret eden belirtiler. Fakat bundan emin olabilmek için yapılması gereken iki şey var. İlki, hızlı strep testi adıyla bilinen bir tahlil yöntemi. Bu yöntemle hastanın boğazından alınan bakteri örneklerinde A grubu streptokoklara özel bir karbonitrat aranıyor. Aslında bu bakteri hücresinin yüzeyinde bulunan bir tür şeker. Hızlı strep testinde bu spesifik bileşenin olup olmadığına bakılıyor. Bakteri örneği alma işlemi de gayet kolay. Bir doktor ya da sağlık teknikeri boğazın arka tarafındaki dokuyu ucunda pamuk bulunan uzun bir çubukla biraz bastırıp sıyırıyor. Bu hasta açısından biraz rahatsız edici hatta kimi zaman biraz can yakıcı olsa da gayet kısa süren bir işlem olduğu için katlanması kolaydır. Numune alma aşaması gibi tahlil aşaması da kısa sürer. Bir hızlı strep testinin sonucu 10 ila 20 dakika arasında belli olur. Sonuç pozitifse hastaya tedavi uygulanması gerekir. Ne var ki testin sonucu negatif çıkarsa bu hastada strep boğaz enfeksiyonu olmadığını kesin olarak ortaya koymaz. Evet test bayağı hızlı ama maalesef o kadar hassas değil. Bazen tanıyı ıskalayabiliyor. İşte bu yüzden de bazen boğaz kültürü almak gerekiyor. Evet Sözüne ettiğim iki uygulamadan diğeri de bu. Boğaz kültürü hızlı strep testindekine benzer bir yolla alınır. Yine bir doktor ya da sağlık teknikeri steril pamuklu bir çubukla boğazın arka tarafından bir miktar mukoza örneği alır. Daha sonra bu örnek bir petri kabında bakteri yetiştirmek için kullanılır. İşte bu bakteri yetiştirme işlemine kültür adı veriliyor. Bu işlemin tek kötü yanı biraz zaman alıyor olması. Hatırlarsanız hızlı strep testlerinde sonuçlar en fazla 10 ila 20 dakika arasında belli oluyordu. Oysa kültür işlemiyle yeterince bakteri çoğaltabilmek için 2 ya da 3 gün beklemek gerekiyor. Evet bu hızlı strep testine göre çok daha uzun süren bir işlem ama strep boğaz enfeksiyonunun tanısında onunla kıyaslanmayacak ölçüde hassas ve isabetli sonuçlar ortaya koyuyor. Yeri gelmişken bir testten daha söz edeyim. Yalnız bu seferki bakterilerle ilgili değil, viral farenjit tanısı için. Monospot testi adıyla bilinen bu test, spesifik olarak enfeksiyöz mononükleoz yani kısaca mono hastalığına yol açan virüsleri saptamaya yöneliktir. Halk arasında öpücük hastalığı olarak da bilinen mono, daha çok ergenlik çağındaki gençlerde ya da genç erişkinlerde görülür. Monospot testi bu hastalığa yol açan iki virüsten biri olan Epstein-Barr ya da kısaltmasıyla EBV'yi tespit etmek için yapılır. Testin sonucu pozitif ise bu hastanın Epstein-Barr virüsü taşıdığını gösterir. Yine de bazen testin sonucu negatif çıktığı halde hastada monohastalığı görülebilmekte. Bunun nedeni aynı hastalığa sitomegalovirüs ya da kısaltmasıyla CMV adlı başka bir virüsün de yol açması. Daha önce de söylediğim gibi, eğer ortada bir virüs varsa uygulanan tedavi yalnızca destekleyici nitelikte oluyor. Örneğin böyle bir durumda ağrı kesici kullanmak, tuzlu suyla gargara yapmak ve istirahat etmek hastalığın atlatılması adına gayet olumlu sonuçlar veriyor. Bakteriyel hastalıklarda ise bu tür destekleyici veya semptomatik tedavilerin yanı sıra antibiyotik tedavisi de uygulanıyor. Hali hazırda bakteriyel farenjit için en çok tercih edilen antibiyotik penisilindir. Penisiline karşı alerjisi olan hastalar için ise en iyi antibiyotik sınıfı makrolitler. Eritromisin, azitromisin ve klaritromisin gibi antibiyotikler bu sınıfta yer alıyor. Tabi gelecekte bu antibiyotiklerin yerini başkalarının alabileceğini de unutmayalım. A grubu strep bakterileri günün birinde bu antibiyotiklere dirençli hale gelirse onlarla mücadele edebilmek için daha güçlü antibiyotikler kullanmamız gerekecek. Hastalardan antibiyotikleri sonuna kadar kullanmaları da bunun için isteniyor zaten. Antibiyotik tedavisi yarıda bırakıldığında bakterilerin bir kısmı hayatta kalabiliyor. Üstelik antibiyotiğe maruz bırakıldıkları halde hayatta kalabildikleri için bu onlar üzerinde bir bakıma aşı etkisi yaratıyor ve antibiyotiğe karşı direnç kazanabiliyorlar. Bu nedenle hastalara tedaviyi tamamlamalarını tembih etmek çok önemli. Antibiyotik tedavileri genelde 7 ila 10 gün sürüyor. Olası komplikasyonların önüne geçmek ve hastanın taşıdığı mikrobu başkalarına bulaştırmasını engellemek için bakteriyel farenjiti zamanında teşhis etmek ve hastaya buna göre tedavi uygulamak gerekiyor.